Günaydın. Özgür'e bakalım. Konuşamadım. Bekalım. Günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Ha, ne oldu? O kız aynı benim gibi sabahları var ya. Aşırı o kadar huysuz ki. Aşırı. Bak ağzına bak. Anneciğim, kahvaltıya gidiyoruz. Gözdağına gidiyoruz. Pazar sabahı kahvaltısı. Kızımızla birlikte. Ay, anneciğim bakayım sana. Ay, ne kadar da güzel olmuş. Göstermek istemiyor yüzünü, yapacak bir şey yok. Sıkıntı. Gidiyoruz şimdi kahvaltıya. Arabaya doğru ilerliyoruz. Orada görüşürüz. Geldik. Buranın manzarası çok güzel. Ya kahvaltısı çok mükemmel değil ama manzarası falan güzel. Niye aşkım restoranda yapalım kahvaltıyı? Ya fark etmiyor ki. Fark etmiyor olur mu? Güzel bir yere oturduk. Bakar mısınız manzaramıza? Şimdi buradan menüye bakacağız. Kahvaltı menüsüne bakalım. Bence kahvaltı tabağı alıp yanına bir şeyler söyleyelim. Tamam, ne istiyorsan. Sence? Olabilir. Sallanıyorsun ya. Sallan bakalım nasıl sallanıyorsun. Aferin sana. Çık çık. Çıkıyorum anneciğim. Tamam, çıktım. Sen sallanabiliyorsun. Salla. Sallanabiliyorsun. Salla. Özgü duru. Özgü duru. Birazcık gezelim mi? Olur mu? Olur mu Özgü duru? Gezelim biraz, sonra yine geliriz. Ama birazcık esti burası. Olur mu? Biz eve geldik. Hatta Özgüdür'ü öğle uykusuna da yatırdım. Uyudu, kalktı. Evet, ağzında gördüğünüz gibi maalesef şeker var. Böyle kötü alışkanlıklar kazanmaya başladı bu aralar. İnanılmaz derecede bir kere tadını aldı. Sonra da sürekli istiyor. Bu üçüncü kez falan yiyişi. Sürekli vermiyorum ama bayağı seviyor yani. Markete girdiğimiz ilk an eline onu alıyor maalesef. Kötü örnek şu anda. Böyle şeyler olabilir. Hayır anneciğim. Onun üstüne atma. O kırılır, o cici. Cici anneciğim. Hadi at bakalım, top oynayalım. Bu arada bir dakika geliyorum Özgür. Ben yemekleri göstereyim hemen. Teyzelere. Taze fasulyeyle pilav yapıyorum. Bir de burada yoğurtlu köfte var. Sevilen annemler gelirse diye hazır olsun dedim. Saatte şu an 2 falan. Yine de hazır olsun dedim. Şimdi biz birazcık daha yemekler olana kadar evde oynayacağız. Sonra da parka gideceğiz Özgür'üyle. Hadi. Hoppa, bravo. Ben de atayım mı öyle? Ben de atıyorum. 1, yakala. 1, 2, 3. Hop. Bu şekilde günümüz devam ediyor. Evet, şimdi de parka iniyoruz. Annelik her daim. Çok şükür. Geç bakalım. Bak şimdi bak. Yürüyüşe bakın. Kafadayı ya. Geç bin. Ama anneciğim çok ses oluyor öyle. Yapmayalım öyle. Hadi sen bin, ben seni kaldırayım. Hadi bin. Sıkı tutun. Hoppa. 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 Bakın evime kim geldi. Göz. Nefes. Özgür'ün deyimiyle yebes. Yebes. Yebeslik. Bu ne? Bunu bana açıklayın. Kim geldi evimize? Kim geldi? Böyle. Kim geldi?
Şımar, şımarma. Sakızı sok içine. Sok ağzın içine. Yebes. Ses çıkarma şeylerini aldım. Hadi ver bakayım. Başladı. Ver nefese. Öyle değil. Özgür dur, nefes yapsın mı? Tut bakalım nefes. Bu yenmiyor. Yenmiyor. Tut bakalım. Böyle yapacağız. Nefes için. Böyle. Bak. Yap. Aferin. Gördün mü? Gösterince yapıyor. Aferin sana. Böyle. Yap bakalım. Aferin aşkıma. Ay suratına vuracak. Bak. Yap. Sevgili annemler mısır getirmişler. Özgür'ü çok seviyor diyenmişler. Şimdi tencereye koyacağım. Pişirip yiyeceğim. Evet, şimdi çayın yanına böyle meyve falan koyduk. Bir de böyle çekirdek, lokum, kayısı, tuz, kurusu falan da var. Burada da gerçek tut var. Sevgili annemler getirdi. Afiyet de yiyeceğim. Sevgili annemin mutfağının sadece şu an yerleri yapıldı. Şöyle göstereyim. Buraya dolap gideceği için bu bizden kalan, yani benim kullandığım aslında şey, seramik. Dolap geleceği için onlarla değerlendirelim dedik. Böyle olmuş, çok güzel olmuş. Balkonu da yaptılar. Balkon da çok güzel gözüküyor. Bunda ışığı yok galiba, şu anda açamıyoruz. Şöyle bir göstereyim. Şimdi banyosuna bakacağız. Evet, burasında sadece duşakabin yerini yaptırıyorlar. Şöyle. Burayı da ebeveyn banyosuydu burası. Burayı da yaptırmışlar aynı şekilde. Çok güzel olmuş. Evet, şimdi herkes gitti. Ben de salonu toparladım. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Birazcık şöyle göstereyim. Dağıldı böyle. Mısır falan da yedik. Çok güzeldi mısır da. Sevgili annemler getirmiş. Rıdvan abi falan da geldi sonradan. Şimdi hepsi gitti. Artık evi toplama sırası. Hadi bakalım toplamaya geçelim. Böyle birazcık hızlı çekim izleyeceksiniz. Sonra tekrardan görüşürüz. Temizliği bitirdikten sonra hemen size şu aldığım iki ürünü göstereceğim. Trendyol'dan aldım bunu. Ben bunu selülit için kullanıyorum arkadaşlar. Spordayken, spora girmeden önce hemen sürüyorum, öyle giriyorum. İnanılmaz yakıyor, yani cayır cayır yakıyor. Ve gerçekten çok etkisini gördüm. Fiyatı çok uygundu, hem de bununla birlikte aldım. İkisi bir paket halinde satılıyordu ve çok uygun. 200 lira, yanlış hatırlıyor olabilirim, 200 TL'den 100 TL'ye düşmüştü fiyatı. Hemen kaptım ikisini. Bunun boyutu da gayet yeterli, yani çok uzun süre gidiyor. Yani bir yıla yakın, bir yıldan fazla bile gidiyor olabilir. Ama sürdüğünüzde çok fazla etkisini görüyorsunuz. Düzenli kullanmanız gerekiyor. Bunu da ben haftada 3 gün yapacağım. Aşağıdan yukarı doğru böyle şu şekilde. Bütün işte bacak kısmına yapmayı düşünüyorum. Çünkü hem deri açılıyor, hem kan akışı çok yüksek. Kan akışı hızlı sağlandığı için herhangi bir işte selülit tarzı şeyler olmuyor. Bacağınız sütun gibi oluyor arkadaşlar. Gerçekten atkılı fırçasının bu konuda çok fazla iyileştirici yönü var. Aynı şekilde selülit kremini de ikisi birlikte kullanıldığında çok iyi oluyor. Dediğim gibi ikisi indirime girmişti. Hemen kaptım. Aşağı linkini ekliyorum. Siz de bakmak isterseniz linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Bir saattir size anlatıyorum da insan bir açar gösterir. Niye demiyorsunuz bana? Deseniz de Özge aç da bir görelim diye. Ne böyle kutuda anlatıyorum? Ne anlatıyorsun kutuda? Burada kase mi? Kese şeyi de var. Dur bakayım. Açılıyor mu bu? Ay açılmıyor tabii ki Özge. Buraya elimi sokacağım. Şöyle elimi sokup
Şu aşağıdan yukarıya diye yapacağım. Bakalım bu neymiş? İçine koymak için herhalde. Bravo Einstein, bravo. Dediğim gibi aşağı linkini ekliyorum. Şimdi birazcık sizinle sohbet edelim. Birazcık dertleşelim istiyorum. Banyoyu göstermiyorum birkaç videodur. Çünkü maalesef hala takılmadı dolaplarımız. Lavaboyu yaptıramadı, yapamadık yani. Bir sorun çıktı. Onlarla uğraşıyoruz. Sanırım 2-3 gün sonra 1 ay falan olacak banyonun hala yapılmadığı. Allah'tan duş kısmı ve tuvalet kısmı hallolduğu için hani ellerimizi duşun içine girip yıkıyoruz hala. Lavabo kısmını ve dolap kısmını hala halledemedik. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı maalesef. Tadilat yapanlar çok iyi bilir ki bu süreç genelde sizin planladığınız gibi gitmez. O yüzden gitmedi hala. Birazcık böyle onun stresini artık yaşamaya başladım. Çünkü çok bunalıyorsunuz ister istemez. Neyse ki hani ev temizliğiyle ilgili bir sıkıntı yok. Sadece tamamlanmadığı için birazcık moralim bozuk. Ama sıkıntı değil, hallolur. Yani kendime çok böyle üstüme yani bunu konuşarak daha fazla böyle demotive etmek istemiyorum. Sizin de moralinizi bozmak, enerjinizi düşürmek hiç istemem. Çünkü daha günün ilk saatlerinde siz eğer beni ilk izliyorsanız. İnşallah bugünlerde geçecek. En son bitmiş halini göstereceğim artık. Çünkü parça parça gösterdiğimde sürekli banyoyu gösteriyormuşum gibi oluyor. Çok pardon. Şey geldi. Kapısı çaldı. Bakın kim var burada? Ay anneciğim ya. Anneciğim. Evet onu söylüyordum Özgüdür. Diyordum ki banyoda diyordum artık tek tek paylaşmayacağım. Artık en son her şey tamamlandığında paylaşmak istiyorum sizinle. Sen ne yapacaksın? Dans mı edeceksin? Hadi et bakalım nasıl ediyorsun dans? Ezan okunuyor. Ezan okunurken ne yapılır? Hayır, hayır. Hayır, o değil. Ezan okunurken ne yapılır? Nasıl yapıyoruz biz amini? Amini nasıl yapıyoruz? Göster ellerinle. Kaşındı. Nasıl yapıyordun sen amini? Amin. Yap bakalım. Evet, birazcık uyku saatimiz geçtiği için birazcık sinirli ve huysuzuz, değil mi? Tamam. Hadi o zaman şöyle yapalım mı? Videoyu bitirelim mi artık? Hadi sen bitir. Sen bitir videoyu. Ben. Sen bitir. Ha, oraya basılmıyor. Önce konuşacaksınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aa, sen teşekkür edemiyordun. Sağ ol diyordun. Sağ ol de. Bizi izlediğiniz için sağ olun. Söyle. Evet. Daha fazla devam edemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha uslu videolarda. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Konuşamıyorum. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz.